Bir zamanlar bir insanın bu parçayı üzerinde taşıyor olması onu olağanüstü bir eser haline getiriyordu. Tam olarak ne olarak kullanıldığını bilmiyoruz. Ama bir kemere ait ya da bir pelerini omuzlarda tutturmak için kullanılan bir toka olabileceğini düşünüyoruz. 2000 yıl önce yaşamış, göçebe olan topluluklardan birine ait olduğuna inanıyoruz. O dönemlere ait çok fazla kalıntıyla ne yazık ki karşılaşmıyoruz. Göçebe topluluklar geliştirebildikleri mimari eserleri ya da yaşadıkları sabit bir şehirleri olmadığı için varlıklarını yanlarında taşımak zorundaydılar. Parçanın üzerinde avını pençelerinin arasında tutan, kanatları iki yana açık avcı bir kuş var. Birçoğu bugüne kadar ulaşamamış turkuaz taşlarla süslü yuvarlak bir çerçeve görüyoruz. Çerçevenin iki yanında ise büyük ihtimalle parçanın deriden ya da başka bir maddeden yapılmış bir şeride bağlanmasını sağlayan iki adet dikdörtgen şeklinde çıkıntı var. Bu çıkıntıların üst ve alt kısımlarında yarım yaprak figürleri dikkat çekiyor. Sol taraftaki düğmenin de kemeri ya da şeridi sıkmak için kullanıldığını düşünüyoruz. Kelimenin klasik anlamıyla ilk bakışta göze çok güzel gelmemesinin sebebi, kuşun kanatlarının yuvarlak çerçeve tarafından ezilmiş gibi görünüyor olması. Ama kullanıldığında, oymalar ışıkla çok güzel bir ahenk oluşturuyorlar. Kuşun gövdesinin kabarık ve ileriye doğru çıkıntılı görüntüsü, gücü simgelediği için bu parçayı kimin kullandığından çok kim tarafından yapıldığı sorusunu akla getiriyor. Bu kişiler nerede eğitim almışlardı? Malzemelerini nereden sağlıyorlardı? Turkuaz taşı çok kolay bulunan bir taş olmadığı için bu parçayı yaptıran kişinin topluluk içinde önemli ve güçlü bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir toplulukta gücünüzü ve yerinizi korumak için bazı kaynaklara sahip olmanız ve onları elde edebileceğinizi kanıtlamanız gerekiyordu. Bunun için bir avcı figürünün kullanılmış olması da son derece manidar. Çünkü elit topluluğunun bir üyesi olarak kalabilmek ve hayatınızı sürdürebilmek için birçok anlamda bir avcı olmanız gerekiyor. Bu parçayı kullanan kişi muhtemelen etrafındakilere pozisyonunu hatırlatmak istiyordu. Tarihin büyük bir bölümü hükmeden ve hükmedilen arasındaki ilişkiden meydana gelmiştir. Bir arkeolog olarak 2000 yıl önce bu dünya üzerinde yaşamış olan insanlarla ilgileniyorum. Ve bir kişi hakkında bize bilgi verebilecek parçalar ve eserler ne yazık ki çok sık karşımıza çıkmıyor. Bu parça çok küçük olmasına rağmen taşıyıcı hakkında verdiği bilgiler ve o bilgilere ihtiyacı olan bizler için adeta taşı gediğine oturtuyor.